Arkadaşlar selamünaleyküm. Geçen gün söylemiştik bir önceki videomuzda. Aracımızın devir daimini ve onun bağlı olduğu kütüğe bağlı olan şöyle boruyu, o metal boruyu şu şekilde görün. Arabalarımızda antifriz kullanmamanın sonuçları. Bir önceki videoda yine göstermiştim. Şu şekilde. Veyahut da ucuz antifriz kullanmanın zararlarını. Ve bir önceki videoda bir arkadaşımız sormuştu. Motor numarası nerede? Göremiyoruz diye. Tam olarak motor numaramız şu şekilde. Motor bloğunun arkasında devir daim borusunun alt kısmında kabartma şeklindedir. Şimdi burada anlatmak istediğim olay şu. Devir daimınızda ses geliyorsa devir daim rulmanı bozuktur. Şu benim aracımda ben grupları takip ettiğimde herkesin işte devir daim ile ilgili sorun sıkıntı yaşadığını, işte demir boruyla ilgili sorun sıkıntı yaşadığını öğrendikten sonra kendim gittim sıfır alarak aldım. Değiştirdim. Şu benim aracımdan çıkan devir daim. Bunda hiçbir problem yok. Çalışıyor. Olur ki ileride herhangi bir şekilde devir daimimde sorun olursa kullanacağım. Ama onda da şunu göstereyim. Araçlar eğer ki antifrizsiz ve ucuz antifriz kullanılırsa şuradaki devir daimin bağlanmış olduğu kütüğün iç kısmında, şu kısımda şöyle kas oluşuyor. Aynı pastan radyatörün içerisinde de oluştuğu için bizim aracımızda hani sürekli aracımızın yedek su kabına pas atıyor dediğimiz olay bunlardan kaynaklanıyor. Onun için ne yapmamız gerekiyor? Araçlarımızı antifrizsiz bırakmayacağız. Antifrizsiz derken ucuz antifriz almayacağız. Ucuz antifriz alıp belli bir süre zaman zarfında ileriye yönelik olarak bize masraf çıkartmaması için yani bindiğimiz aracımıza gözümüz gibi bakacağız. Neticede bizi yolda bırakan ben her zaman söylerim araçlar değil bizim ucuza kaçıp maliyetini ucuza düşündüğümüz parçalardır. Onun için yılda bir defa antifriz ekleyin. Yaz ve kış olarak bunu kullanabilirsiniz. Zaten hava şartlarına göre çok aşırı soğuk olmayan yerlerde 1-1,5 litre yeterli. Çok soğuk olan yerler mesela Kars gibi, Van gibi o taraflarda Erzurum gibi yerlerde 3 litreye koyabilirsiniz. Onun haricinde 1-1,5, 2 litreye kadar yeterli kalan 1 litreyi de suyla karıştırdıktan sonra onu rahatlıkla 1 yıl içerisinde su eksiltme gibi bir durumlar olduğunda kullanabilirsiniz. 1 yılda da 50 lira 60 lira bir antifrize verilen para herhangi bir şekilde yüksek bir meblağ değildir. Bunu da göz önünde bulundurun. Demir çubuğumuzu dediğim gibi kontrol ettirin. Şurada tıpalarımız var. Onları kontrol ettirin. Kaçak ya oradan olur ya bu borudan olur. Veyahut da devir daimin kütük dip kısmından olur. Biz bunu motor sıcaklığı belli bir şeye ulaştığı için hafif damlatmaları görmeyeceğimizden dolayı onu hissedemeyeceğiz. Bu bir süre sonra bir iki damla akıtmaya herhangi bir şeye başlayacak. O da bizi bir gün herhangi bir şekilde zor durumda bırakıp yolda koyduğunda belki bugün 100 liraya veya 200-250 lira gibi usta işçilik parasıyla beraber kurtaracağımız iş için bize motor arızası çıkarıp daha fazlasına 1000, 1500, 2000 gibi böyle bir sıkıntı çıkaracak. Bu da sizin aklınızda olsun. İnşallah faydalı bir video olur. Bir sonraki videomuzda da devir daimi söküp iç kısmının nasıl bir şey olduğunu göstereceğiz.
İnşallah sizler için faydalı olmuştur.